Herkese merhabalar. Tarot'un Kraliçesi Makbuş ablanın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlarım, izleyenlerim, danışanlarım, canım, gönüldaşlarım. Bugün sizler için yine tabii ki sizlere özel muhteşem bir açılımla sizlerle birlikteyim. Evet, bugünkü sorumuz aklımdaki kişinin düşünceleri neler, duyguları neler, onlara bir bakacağız. Gündeminde neler var, onları bir inceleyeceğiz hep birlikte an enerjisiyle. Haydi bakalım, her zaman olduğu gibi birin ve bütünün en yüksek hayrına şifa olması niyetimle tabii ki siz canım gönül dostlarıma niyetimi alarak kartlarınızı seçiyorum. Evet, bakalım aklımdaki kişinin gündemine, düşüncelerine, bakalım zihninde neler oluyor, neler bitiyor. Bir bakalım bize en doğru mesajları versin kartlarımız. Sizler de Makbuş abla aracılığıyla en doğru mesajları almaya niyet alıyorum diyerek kartlarıma bir odaklanın, rezone olun. Hatta videoyu durdurarak da yine enerjilerinizi gönderebilirsiniz kartlarıma. Ve eğer tesadüfen denk geldiyseniz de videolarıma, lütfen kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Tabi abone olup bildirimleri açarsanız bu enerjinin içinde olursunuz, bize de destek vermiş olursunuz ve hep birlikte de şifalanmış olursunuz, kanalımızdan faydalanırsınız. Evet, şimdi şöyle bir niyetimizi aldık. Dedik ki aklındaki kişinin gündemine, düşüncelerinde neler var bakalım, an enerjisiyle zihni gündeme nelerle alınıyor, nelerle meşgul oluyor, neler düşünüyor. Bir bakalım gelen mesajlar neler olacak. Evet. Evet. İkisi birden geldi. Demek ki bunun da mesajı var ki geldi. Evet, hazır mısınız bakalım canım gönül dostlarım mesajları almaya? Evet. Enteresan. Evet. Şimdi aklımdaki kişinin gündemini sorduk, düşüncelerini sorduk, nelerle avunuyor, neler yapıyor. Ay al buyur bizim fenomen geldi, yetersiz bakiye. Ay sizin yetersiz bakiyeler gene yetersiz, hiç fark etmiyor canım gönüldaşlarım. Vallahi hiç aynı yetersizlikle gidiyorlar yani, yeteneksiz kahramanlar. Şimdi öncelikle hemen niyetimi alıyorum. Evet canım gönül dostlarım, bakalım aklımdaki kişinin gündemi ne deyince ilk gelen mesaj. Şu anda özellikle aile bağı, akraba bağı, can bağı ya da gönül bağı duyduğu kişilerle, bakın gönül bağı derken yanlış anlaşılmasın, yani gönlünden sevdiği, yakın bulduğu kişiler, yani aşk ya da ilişki anlamında değil. Etrafına bağlantısı olan kişilerle ilgili özellikle onların tarafından yaşadığı eleştiri ya da kınamalara maruz kaldığını görüyorum burada. Şimdi özellikle bunlarla bağlantılı, o eleştiri ve kınamayla bağlantılı tedbirli ve dikkatli davrandığını söylerken kartlarım bu konuyla ilgili bir şeyleri akışa ve zamana bırakmış. Aslında burada hani belki de o eleştiri ve kınamaları sizinle ilgili ya da ilişkisiyle ilgili yaşıyor olabilir. İş hayatı ya da genel anlamdaki duruşuyla da yaşıyor olabilir ya da bir şeyleri eline yüzüne bulaştırmasıyla meşhur ya, yeteneksiz kahraman ya bu niyet ettiğimiz kişi. Belki de bununla ilgili yaşıyor olabilir. Çünkü burada direkt eleştiri ve kınamayla geldi ki bunu yakınları tarafından yaşıyor bizzat. Şimdi devlet kapısı ya da mahkeme ile ilgili konusu ya da gündemi var ise bu gündemle meşgul, aynı zamanda otorite figürlerinden
etrafında işte patron olur, müdür olur, amiri olur, efendim işte babası olur, aile büyüğü olur. Bir erkek figürü tarafından çünkü bir konuda baskıya tabi tutulduğunu görüyoruz burada. Hani bayağı bir baskılanıyor işte şöyle yap böyle davran diye, ama maalesef gördüğünüz gibi burada da zaten hani sadece size karşı değil, bakın etrafındaki insanlara, iş hayatına, akrabalarına, işte arkadaşlarına, neyse artık onlara bile gerçekten yeteneksiz bir kahraman olduğunu göstermiş. Yani bir şeylerde yetersiz ve eksik. Bir şeyi bir türlü hani böyle eline yüzüne bulaştırmadan halledemeyen bir karakter maalesef niyet ettiğiniz kişi. Şimdi özellikle bir haksızlığa uğradığını düşünüyor. Şimdi bu haksızlıkla da bağlantılı yine kendi adına gündemi var. Bu gündemde de aslında en çok bir şeyleri akışa ve zamana bırakmış, ama ben size bir şey söyleyeyim mi? Ve bu akışta aslında en çok da sizle bağlantılı. Yani hani sorduk ya gündemi ne diye. Burada sizle bağlantılı özellikle akışta kaldığını ve sizin de bu konuyla ilgili belki de ona haksızlık ettiğinizi düşünüyor. Şu an kendi içinde böyle bir nefes aldığını düşünüyor. Bir şeylerle ilgili hiç çaba sarf etmek istemiyor. Çünkü kendini gerçekten güçsüz hissediyor. İstediği gibi değil. Ama bir şeyleri de sakladığı ayan beyan ortada. Yani kendi içinde sakladığı böyle bazı sis perdesi var. Bir şeyleri örtmüş, gizlemiş. Aslında bunların da ortaya çıkmasından da bir o kadar korkuyor. Korkmuyor da diyemem kendi adına. Ama böyle yeni başlangıçlar niyetinde, hani belki ben bu sıkıntılı süreci geçiriyorum, evet bir şeylerde yetersiz ve eksik olabilirim ama yepyeni başlangıçlara da adım atacağım zaman dilimi gelecek derken, aslında burada biraz da sizinle olan ilişkisinde ya da aklınızdaki kişinin ilişki anlamındaki düşüncesi aslında size yansıma olarak geldi. Yani sen bana ne veriyorsan benden aynı karşılığı alıyorsun. Yani siz onu yetersiz görüyorsunuz ya, belki o da sizi yetersiz gördüğü için bilinçli olarak ben de böyle yapıyorum'a getiriyor. Ama aslında burada çok açık ve net bir şey söylemek istiyorum. Dengede kalmak istediği için bunu yapıyor. Yani ilişkide belki de sizin ilerlemesini istediğiniz ne varsa bununla ilgili harekete geçmek istemediğinden dolayı ve siz de zaten bir şeylerin farkındasınız. Öyle kendisini böyle bir iç dünyasına çekmiş, kendisiyle hesaplaştığı bir şeylerde aslında kendi içinde de pişmanlık yaşadığı, adım atmak istediği ama bir türlü karar veremediği bir sürecin içerisinde kendisi, evet özellikle ilişkiyle bağlantılı başarı yakalamak istiyor ama burada kurduğu hayallere bir türlü istediği gibi gidemiyor. Bu yüzden dolayı da saldım çayıra, Mevlam kayıra modunda. Sanki böyle bir şeyleri zaten burada kadere ve akışa bırakmış. Burada da diyor tamamen diyor artık diyor ben takıntı yaptım diyor, uğraştım diyor kendi adına. Ama istediğim verimi ya da sonucu alamadım. Bu yüzden de saldım gitti artık diyor. Ama burada her türlü ilişki anlamında özellikle benim istediğim olursa, ben güçlenirsem belki bir değişimi yaşarız düşüncesi içerisinde. Ve burada enteresan bir şekilde çocuklarla da bağlantılı bir konusu var gündeminde. Belki kendi çocukları olabilir, belki sizin çocuklarınız olabilir ya da ortak çocuğunuz olabilir. Ya da çocuk biliyorsunuz aynı zamanda bir başlangıcı, doğmamış bir bebeği de temsil eder. Hani burada da zaten yeni başlangıçla geldi. Yeni başlangıçlar düşüncesi var aklınızdaki kişinin içinde. Ama burada özellikle şu an gündeminde sanki böyle dediğim gibi bir şeyleri akışa bırakmış ve kendi işiyle, gücüyle, kendi yapmak istedikleriyle
baş başa kaldığını ve yine bakın bir değişimle geldi. Yeni bir ev, yeni bir iş, yeni bir başlangıç ya da mutlu bir yaşama geçmek adına harekete geçmek düşüncesi içerisinde ve bak bir temizlik ve bir arınma sürecinde. Az önce de demiştim, kendisini çok iç dünyasına çekmiş. Kendi içinde hesaplaşmalar yaşıyor ve bu süreci belki de kendi içinde bir temizlik ve arınma süreci olarak değerlendiriyor. Aynı zamanda evet, bazı değişiklikler yapabilmek adına belki etrafından bir yardım talebi var. Belki de bununla ilgili bir şeyleri değiştirebilmek için cesaret arayışı içerisinde, ama bir değişime gitmek istediğini çok net bir şekilde söylüyor kartlarım. An enerjisiyle düşüncelerinde zaten bol bol hayaller var, düşünceler var. Bu hayalleri hep yeni başlangıçlar üzerine ve özellikle de kendi iç dünyasındaki belki de o pişmanlıklarını, yaptıklarını arındırmak adına harekete geçmek. İletişimle de geldi. Aslında iletişim ve özellikle yine sizinle bağlantılı bir yaşam amacına çok odaklanmış. Burada hani az önce söylediğim gibi belki de o pişmanlıklarından kaynaklı size odaklı kafasında bazı planlar var ve bir durumu düzeltebilmek adına, bak bir durumu, belki bu yetersizliğini düzeltebilmek, belki de şu eleştiri ve kınamalardan kurtulabilmek adına gerçekten sizin bakış açınızla, yansımayla da geldi zaten burada. Hani sen bana böyle yansıttın ama dur bir de ben de senin bir bakış açından şu ilişkiye bir bakayım. Hani neler yapabiliriz düşünceleri içerisinde. Aslında güzel gelişmeler, yani tamamen bir empat sürecinde olduğunu gördüm aklınızdaki kişinin. O da bir şeyleri demek ki eline yüzüne bulaştırdığının çok farkında. Bazı şeylerde o da arayış içerisinde, hak ve adalet arayışı içerisinde. Bakalım, yaşayalım, görelim, hayırlısı olsun diyelim şimdiden ve kolektif enerjime de şifa olması dileğimle. Allah'a emanet olun, sağlıkla kalın, sevgiyle kalın, hoşça kalın.